Buraya atıyorum. Burası iyi midir? Abi sen nasıl bir imza attığına bağlı, bilmiyorum. Hadi güveniyoruz sana. Alıştırma yaptım bak. Önemli olan kötü kalemle iyi imza. Ya zaten istediğim kadar uğraşsam da Cemre kadar kötü yapamam bu arada. Beterim beteri vardı Cemre'ye. Şu bak bir saniye şuraya bir rötuş atacağım. Islak mendil getir. Versene şunu ya. Evet, iyice ne? Çarşı pazar çalıştı. Neyse. Sakin. Ha. Ben buna razıyım, gel. Allah aşkına gel. Abi beni bir yumurtlasana. Vallahi gel. Güzel hepsini siyah üstü. Sevgili Alper Rende, merhabalar. Merhabalar abi. Evet, gönül isterdi ki yan yana renge bakalım ama arabayı bana bıraktın gittin. Aynen. Arabanın görmüş olduğun gibi kapısındaki döçüğü yaklaşık 3 günde yaptık. Burası bir rutuşluk bir yer kaldı. Jantlar tamam boyandı. Ooo jantlar çok iyi olmuş. İçine kırmızı şey eklemişsiniz, disk. Kapak taktım, orası çok kötü duruyordu, evet. Şimdi gelelim rengine dedik. Rengini senin dediğin gibi düşünerek de mat istiyorum dedin. Aynen, ben mat bir şey istiyorum. Yani şeffaf mat da kaplayabilirsin. Hani böyle çok çıplak olmayan renkler de olabilir ama o konuda sen değil mi abi? Şeffaf mat için biraz zor şansımız, gördüğün gibi. Bunları ben vurmadım. Ha doğru, onları ben yaptım. Onları ben. Arabayı durduk yere vuran vurana. Vallahi hiç ben sürtmedim. Vallahi ben bu arabayı İstanbul'da ilk gördüğümde senin stüdyoda gayet güzeldi. Genç biriydi. Doğru, bize vardır ama işte İstanbul şartları. Evet, doğru söylüyorsun. O zaman gözlerini kapatıyorsun ve rengi bana bırakıyorsun. Detayları da bana bırakıyorsun. Uzaktan uzağa bu kadar oluyor. Biliyorsun Musa o gün yoktu. Kendi Musa seni fena andık o gün. Detaylarını falan her şeyini çekeceğiz. Sonra güzel bir örtümüz var. O örtünün altına saklayıp seni bekleyeceğiz inşallah. Tamam abi, senden tek ricam mat olması. Bu işte krom detayları siyah yapalım bence. Tamam. Yapacağımız rengi göre tabii. O kadar. Okey, sen merak etme. Cırtlak bir renk olmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Cırtlak. Oo, cırtlak bizim işimiz. Sen seversin cırtlak. Cırtlak olmasın, olmasın. Tamam sen merak etme. Tamam. Şuradan bir elinize sağlık abi. Screenshot alayım ya, şöyle yakışıklı. Tamam, renk beğenilmiştir. Ben kendi kafamda zaten kurmuştum. Sen de yoğunsun maşallah. İnşallah YouTube videonda trendlere girer. Sen trend seversin. Trend topic mi diyorlardı Musa? Ne diyorlardı ona? Trend topic. Biz ara sıra düşüyoruz ya işte. İnşallah bakalım. Biz genelde trendlerden inmiyoruz bakalım. Maşallah. Öpüyorum gözlerinden. Herkese iyi çalışmalar. Detaylar bizde. Görüşürüz. Tamamdır abim. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Bay bay. Sağ ol canım. Evet Alper. Şimdi bu konuşma bittikten sonra Musa'cığım, zaten çoğu şeyine biz karar vermiştik. Rengi ne olur dersiniz arkadaşlar. Rengine ben zaten karar verdim kafada. Bu çocuk dedim böyle çok fazla renkli istemediğine göre ağır ve zarif olsun. Biraz da dikkat çeksin. Detayları patlasın dedim. Evri'nin kaki green'e karar verdim. Mat yeşil. Bu görmüş olduğunuz arabanın üstündeki fümelikler ve şuradaki oluklar falan o kadar tatlı ve güzel çıkacak ki. Güzel olacağına inandığım için böyle bir şey yapalım dedim. Jantların öncesinde boyatmıştım. Kapısında göçü vardı. Onları halletmiştim. Haftaya gelecekler. Gençler size sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Logolarını da söktürüp boyattırırsak hemen. Herhalde Burak gitti. Serdar Burak gitti mi? He? Hacı'da küçükler mi olacak? Hangisi? Küçük tane var ya abi. Onu bir arkadaşım birine verirsin. Yapar yavaş yavaş. Şu anda gördüğünüz. Söktürsek ön tamponu peki. Neden? Panjurun üstü otursun yapsın ya. Tırnaklık yapsın diyorum. Birkaç tane var gerçekten. Yapar ya. Akşam bir saat mesaiyle yapar. Yok, bir saat imkanı yok. 7. Bitirir ya. 5, 6, sen şimdi yaşlandın ya, gözünde büyüyor. 100 tane yok. Gözümde niye büyüsün abi? Düzgün çıksın diye uğraşıyorum ben. Uzun şey yapmadığımızdan değil. Gerçekten yani. Kim uğraşacak ona? Aha oğlum. Beşinciden sonra bombalar, ben söyleyeyim. Biz Savaruski araba yapmış bombalar firmayız lan. Hayırdır lan? 4 ayda yaptık ama. 4 ayda yaptık. Sen burada 4 saat hallederim. 1 saat. Kaç saatte anasını bile bellersin? 1 saat. Bak. 1 saatte bitireceğim bunlar. Tamam.
Böyle yeni gençler küpeli oluyor ve çok iddialı oluyor. Odayı temizledim 1,5 saat. Şekil 2. 1 saat denedim. Odayı diye 1 saat. Temizledim ve bunu 1 saat kaldı. Biz de katlayanlar gördük, gül gül öldük. Can't do dripping aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, and you want us spread run when I tell a bit peace. Arkadaşlar, Ostim Gölü'nden merhabalar. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var. Bu su 16 yıldır burada. 10 kere yol yapıldı ve ne yaparlarsa yapsınlar sorun çok büyük. Ve buranın bütün suyu bizim iş yerinin altına vuruyor. İşe yaramaz Ertuğrul, işe yarayacağı tuttu. Ulan itiraflar videosu attınız, hacklendiniz lan, hacklendiniz. Öyle bir şey. Ertuğrul'un abdest alırken kuru kaldı kesin. Zaten bir işin içinde ben varsam problem olmama gibi ihtimali var mı? Yok. Tabii. Ben biliyorum. Şimdi Ostim'i de yeniliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yılların emekler iş yeri olduğu için artık bu konuya bir el atmak istedim. Çünkü buralar falan bayağı bir atıl duruma geldi. Oraya bir 3 sene zaman ayırınca buraya gelelim dedik. Uygar falan şu anda çalışıyor, yırtınıyor. Işığı bir açalım. Gürsel Bey merhaba. Babamı da son videoda patlatmışsınız itiraflarda. Gülsel amca çok konuşacakmışım bundan sonra. Zaten tüm işimiz konuşma. Baba bunlardan ne olur? Bunlardan Ukrayna'ya iyi yeni gönüllü asker olur. Yardıma giderler. Uygarlar olur mu mesela? Uygar Katar treni gibi bu tarafa gidiyor. Tekrar oradan da malzemeyi almadan geliyor. Şark Ekspresi gibi maşallah 6 ayda bir anca düşüyor. Yatma tahtasında olur. Neler gördünüz Gürsel Bey? İtiraflar bölümüne bak böyle diyor. Valla yatma tahtasına Uygar'ın yattığını gördüm. Ben yatmıyorum dese de herhalde gelip de Ertuğrul yatmıyor. 2 tane tekeri yok. Normalde 6 tane tekeri olan yatma tahtasının 2 tane tekeri düşmüş. Tamam, neden düşer? Sen bir jonunu sıkmazsan zamanla tekeri düştüğü gibi düşer. Sıkılmamış olabilir. Kocaman bir tane göbeğine saplaması düşmüş. Ortadan merkezi gördün. Getirdin civatayı. 10 milimlik. Civatayı taktık. 2 tane tekeri taktık. Şimdi yatma tahtası Ferrari gibi gidiyor diyorum. Yolda bir atıyorum. Görüyor. Niye yapmıyorlar? Vallahi ben de bilmiyorum işte maalesef. Ah ah. Ama inandığımla kaldım. Geldim neler gördüm neler. Canları sağ olsun. Şimdi arkadaşlar burayı bir elden geçiriyoruz. Önce yıkama bölümü. Boyası var. Lambaları yeniledik çok şükür. Burayı hallediyoruz. İçerisi sırayla gidiyor. Sonra en üst katta fırınımız vardı. Bu boya fırınını yeniden kullanmaya başlayacağız ama farklı şeyler yapacağız, projeler. Babama farklı bir şekilde iş teklif ettim. Onun da hoşuna gitti. O sever öyle şeylerle uğraşmayı. Türkiye'de pek olmayan, yurt dışında olan farklı projelere yine devam edeceğiz. Sonra yaptığım zaman söyleyeyim. Şimdi kopyalarlar biliyorsun değil mi? Aynen, kopyalamayı severler. Buraya fotoğrafımı koyuyorum, millet de fotoğrafını koyuyor. Buraya şu GMG logosunu üçüde gördüm en son. Dün üçüde gördüm yani. Allah Allah. Vallahi. Helal olsun. Güzel. Yani şu Ostim'in arka sokağından bir vizyon ve misyon sahibi olduğum için çok mutluyum. Çok şükür. Logo ve ismi herkes giydirdi gidiyor. Böyle devam ediyor. Bak şu anda görmüş olduğum bu eski bir beyazlık vardı ya. Şimdi yenilendi. Sıra sıra işleri, dışı bilmem nesi derken yine birazcık sürer. Bu ekonomik krizde gerçekten ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Mecburuz yapmaya. Ufak ufak. Bak ne diyor. Ostim'in gölünden üf geçtiler. Uygarcığım. Hocam. Ne çayım var, ne kahvem var, ne çırakların nereye gitti? Çırakların eğitime gitti. Evet. Artık yaza girmek üzereyiz. Sakalların yine her zamanki gibi çok güzel. Perşembe günü Allah izin verirse kırpılmaya gidiyorum ha. Hayır, bence de kırpıl. Ne diyeyim ya? İnsanın kendini geliştirmesi kendisiyle alakalıdır. Ya da keşfetmesi de kendisiyle alakalıdır. Bunlar hala kendini keşfedememiş. Hala keşfetmeye çalışıyor ve hala kayboluyorlar. Ama inşallah yaşları başları daha genç. Bu kameranın arkasındaki Musa da kendini keşfetmeye çalışıyor. Keşfedebiliyor mu hala? Her geçen gün yeni bir şeyler keşfediyor da abi. Ama kayboluyorsun da. Evet. Canınız sağ olsun. Mesela Ertuğrul. Kendini keşfettin mi? Keşfettim. Ne buldun? İşte ya. Aleyhi. Vay hadi dayım benim ha. Neyse sen buraları çek Musa. Sonra biz Beytepe'ye gidelim. Alper'in de arabası var. Onu teslim edeceğiz. Ondan sonrasında video bitmiş olacak. Sevgili Alper'in de bekliyor. Abi. Evet. Ostim'i özlediniz. Hiç gelip çekmiyorsunuz abi zaten ya. Biz sizi özlüyoruz ama. Özellikle seni özlüyoruz. Şeytan görsün yüzünü her türlü. Anca sorunları yazıyorum. Bu oldu, şu oldu. Oğlum biz senden kahve istedik, bize kahve getirdin sandık ya. Vallahi. Ben ya patron dedim. Oğlum önce patron önce. Haydi bakalım, o yeşil yukarıda vardı.
Soğuk bir cumartesinden herkese merhabalar. Bir haftayı daha sonlandırdık. Bizimkiler Austin'le bir Porsche 911 yapıyor, bir tane Range Rover yapıyor. Bu şu anda iş yerinde Musa, ben, Burak, Enes ve Baha var. Birazdan sevgili Alper Ren'le gelecek. Onun aracının görüntülerini birazdan izlersiniz. Onun öncesinde de ne geldi? Tabii ki yeni yaptığımız proje araçlarımızdan bir tanesi. Her ne kadar sevgili Ömer ve Nuri bana sormadan plakaya gidip sıradan aldıkları için 06 TÜŞ 781 plakalı. Bu görmüş olduğunuz harika, güzel, kapalı kasa, doğa ve iklim şartlarından etkilenmeyecek, otomobilinizin başına herhangi bir şey gelmesin diye ekstra para ödeyerek araçlarınızı daha güvenli şekilde taşıyoruz. Bu projeye neden ortak girdik derseniz de, yıllardır beraber bayağı bir araba taşıdık. Türkiye'nin birçok yerinden hem götürdük hem getirdik çok şükür. Bir de biz şehir içinde araçlar kullanmıyoruz arkadaşlar. Müşteriler bizler araçlarını bıraktığı zaman sanayide, egzozcuya da giderse araba, herhangi bir yere de giderse hep çekiciyle gönderiyorduk. Bu kez de şehir dışından çok arz talep olunca dedik ki şöyle bir şey yapalım. Kapalı kasada şu anda içinde görmüş olduğunuz, göremediğiniz RS7'miz var. RS7 pırıl pırıl. Biraz önce dışın kasasını biz yıkadık ama bu havada gayet güzel, şık, üşümeden geldi. Hem taştan koruyoruz hem bu doğa iklim şartlarından. Ha, kullanması zor mu? Zor. 70-80 km hızla gidiyorlar. Kapalı kasa olduğu için ekstra bir ağırlık var. Her yeri otomatik. Biraz da fazla yakıyor. Sevgili mazotumuz da 20 lira olduğu için. Sanırım kilometrede ne yakıyor Nuri? 4 lira yakıyor. 4 lira yakıyor. Kilometrede 4 lira. Maşallah. Lamborghini misin be? Gerçi artık hiçbir şey ucuz yakmıyor. Tüpü olan arkadaşlar da ucuz yakmıyor. Biz de aynı şekilde. Elektriğimiz de ucuz değil. Doğalgazımız da ucuz değil. Allah sonumuza hayır etsin diyoruz. Mücadele etmeye devam. Yapacak bir şey yok. Birazcık etten, birazcık tırnaktan arttırıp hayat mücadelesine devam edeceğiz. Hayırlı olsun kazası belasız GMG Garaj ailesi ve Günay kardeşlere. Nuri ile Ömer'i yan yana koysaydık zaten bir önceki videolarda vardı. Yolda abi geliyor inşallah. Birazdan gelir. Eğer öyle bir şey olursa onunla videosunu atarız. Bunu indirelim. Sen bunun reisini çek. İşte bitirelim. Bu hafta da videomuz böyle bitsin. Araya reklam almış gibi olduk ama fena olmadı. Güzel oldu. Oluyor, öyle şeyler oluyor işte. Eksikler oluyor işte. Kendi reklam. Güzel bir reklam. Çok şükür Allah yine böyle güzel şeyler nasip eder inşallah. Bir proje arabası diyorsunuz sürekli. Bizim de kendimize göre derdimiz var, tasamız var, sıkıntılarımız var. Onları açtığımız zaman ayağımızı yorganınıza göre uzatırız diye düşünüyoruz. Şu anda yorgan bulalım da uzatması kalsın diyorlar ya. İş yerimizi çevirelim. Kimseye muhtaç olmayalım. Yeter bize şimdilik. Egea'mız karşıda Jof. Ford'a da bir gün Salih bindi. Bugün sabah benim Musa aldı mesela. Evim de 1,5 km aşağıda. Benim arabayla pek işim yok aslında. Evet tabii ki Alper'cim, kumandayı verdik. Şimdi heyecanla açmayı bekliyorsun ama önce bir kumandayı alayım. Ben biliyordum. Bunun bu kadar kolay olmayacağını biliyordum. yani tanıdığım kadarıyla Mustafa abi. Hayırdır? Hayırdır. Biliyorsun Musa da yoktu. Kendi başımıza bir imza muhabbetimiz oldu. Şu anda videonun başından imza muhabbetimiz. Musa yoktu. Musa'ya sağlam küfür ettik. Evet, yok diye. Evet. Sen kalemi bahane ederekten sana özel kalem aldım. Eyvallah. Kaldığımız tamam, anladım. Yerden devam. At imzayı, al kumandayı. Hani boş kağıda imza atma diyorlar ya. Mustafa abi direkt boş duvara attırıyor. Evet. Geçen gün bir şey attım ben, imza attım, rezaletti. Dedim ki sen abi kalem Musa, kötüydü. Sen bilmezsin Musa. Sen bilmezsin. Yok bilmezsin. Şimdi bu imzayı atalım, atalım gelelim. Ondan sonra kumandayı verelim ve açalım arabamızı. Haydi bakalım. Musa, Alper'in muhteşem tasarım Kemal'i. Ben burayı Kemal olarak okuyorum abi gerçekten. Abi yani bir şey vallahi bende bir şey çıkmıyor abi. Yani Aren'de yazayım dedim ben hani böyle el yazısıyla Kemal olmuş. Yani gerçekten bende şeyim sevgili ya. Sevgili Cemre'nin imzasının yanında rujda. Ya Allah'tan ben burada Cemre'den de teşekkür ediyorum. Beni kurtardığı yani için. Rezalet yani. imza yani. Miydi? Hayır rujla mı yapmış dedin? Evet. Rujla, ondan rujla. Dolayı. O ruj seçiminden dolayı. Rainman'inki de çok iyi. Hani o da zaten adam geldi açılışa imzasını attı ve gitti abi. Şimdi abi, sıra sende. Şimdi
Hemen silelim orayı. Ben orayı hemen silmek lazım. Aynen. Alper'in muhteşem imzasını 8. atışımız arkadaşlar. Evet. Gerçekten Alper öyle. Kötü bir sana haberim var. Heh. Kalem akrilik ilk ve ilk hakkın var. Tek hakkım var. Tek hakkım var. Orayı zaten sana zahmet. Şimdi benim başka renk de verebiliriz istersen. Yo bu güzel. Yeşil. Tabii boy Cemre'de de olmuş biliyorsun. Şimdi şuraya atıyorum abi. Kasma kendini. Abi çok gerildim ya. Dur. Bu hafta adadan alternenlerine gitmesini istiyorum. Adaya imza atamıyor. Bizi boştan yere... Daha imza atamıyorum. O zaman şöyle yapalım artık ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bismillah. Bravo! Daha iyi oldu. Oldu. Daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Kalem bende de kalem de problemdi. Geçenki kalem şeydi. Dandik de o yüzden abi. Doğru söylüyorsun. Biz de o yüzden hakkını yemedik. Eyvallah. Kalemi hemen sipariş ettik geldi. Evet, güzeldi. Bak abi A evet. A'nın üstüne bir R olma suretiyle. Ama şurada yine de bir Kemal yani var gibi. Şu noktada bir yalandan böyle bir şey var ama onlara oturur zamanla. İşin enteresan yanı imza köşesini ben buldum ama kendim hiç imza atmadım çünkü benim imzam da çok kötü. Benim burada imzam yok. At. Niye yok ya? Senin şu böyle ortaya köşeye falan üste falan. Ben iz bırakanlardan olmak istiyorum. Bırakıp gideceğim burayı nasıl olsa. Şimdi eyvallah. O zaman ne yapıyoruz? Öğlen vakti geldiniz. Yemek de ısmarlayamadık. Bir yemek sipariş verelim. Seni biraz daha böyle üzüm falan bekleteyim ki arabayı. Böyle. Daha böyle iyice abi sen yani YouTube'un acını olma konusunda. Araba sektörünü. Tarkan girdikten sonra bize pek bir şey düşmez yani YouTube'a. Doğru. Değil mi? Çok doğru. Evet. O da YouTube'a girmiş. Neydi? Cuk cuk muydu? Geçecek. 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 İnşallah. Vallahi Alper'cim YouTube'un kralları siz dersiniz. Biz kendi halimize takılan Ankara'nın vatandaşlarıyız. Ankara'da gerçekten YouTuber'da çok fazla yok. Bir tane bizim kim vardı? Emrecan var. Ankara bebesi var biliyorsun. Sürekli bir dayak mayak atıyor falan. Sevgili lanet bebemiz vardı. O da gitti. Geriye kaldı bir ben. Vallahi lanet bebi zaten daha bir çok Instagram. Bir de Tarkan kaldı YouTube'da. Şimdi o rakibim olarak. Abi yok canım artık. Geçeceğim. Abi artık başka bir prosedür yoksa ben arabayı görmek istiyorum ama yanlış anlamazsan. Çay kahve içelim falan filan. O zaman gidiyoruz Musa abi. Geçti. Evet sevgili Alper Rendi, imzayı attın. Aynen. Gördüğün gibi izi de bize bıraktın. Kumandayı hak ettin. Kazası belası kullanman dileğiyle. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Önemli olan kazası belasız dediğin hadi gibi. Hadi bakalım. Hangisi gerçekten açıyor abi? Dene bakalım şahsı, dene. Daha fazla atta, kapanmaz tamam, ya. Alttaki tuşa basarsan gelir. Tamam. Tek seferde direkt açılıyor mu yoksa basılı tutmam lazım? Yani basılı tutarsan yavaş yavaş böyle. Peki. Kendin. O zaman. Geçen böyle bir açarken şarjı bitmişti. Oradan öyle bir kaldık. Sen de bir bas bir an önce. Haydi bakalım ben birazdan bakacağım biraz açılsın. Nasıl Merdo? Daha geliyor. Nasıl? Bro. Harbi mi? Oldu! Oha! Çok güzel olmuş. Bayağı iyi olmuş ve hani böyle hem cool olmuş hem benim söylediğim gibi mat. Harbiden çok iyi olmuş abi. Şuraları siyah yapmışsınız. Burayı da aynısına yapmışsın. Çok iyi. Kulaklarını siyah boyasam hoş olur muydu? Olmazdı. Çok iyi abi. Jantların içine kırmızı şey gelmiş, onu görmüştüm. Vallahi freni biraz küçüktü, büyütelim dedik. Bir kapak taktık oraya, sıkıştırdık. Ön iki camında cam filmi yoktu, hafif fullülaştırdık. Abi İçin bir şey söyleyeyim mi? Bak, yemin ederim şöyle düşünmüştüm. Ya bakalım Mustafa abiye verdik ama acaba ne çıkacak falan filan dedim. Bizim pırlantaya çevirmesin bizim arabayı falan. Dedim ki en kötü hani bir 6 ay falan kullanırım, sökerim. Ben bunu hayatta sökmem. Ben bu arabayla böyle takılırım. Yani arabanın full takılırım. Şöyle bir güzelliği oldu. Buradaki olukların hepsi, bak buradan böyle incecik. Gördün mü böyle her İnanılmaz. Şey güzel çıktı. Yani evet iyi bir işçilik belli ki. Şuradaki, çünkü... şuradaki oluklar belli oldu. Kapı çıtaların griydi, onlar halloldu. Abi müthiş, müthiş olmuş. Oğlum gerçekten çok iyi olmuş mu? Plakaları da kapattık, göstermedik nazara gelme diye. Eyvallah. Ne olmaz diye. Eyvallah. Arabada arkadaki yazıların hepsini iptal ettim. Sadece yanlarda S-Time var, bir de Audi logom var. Böyle karma karışık bir şey olmasın. Eyvallah. 3-5-3 onların hepsi içinde duruyor. İleride tamam. Satarken onları takarız. Tamam. Zaten mat yeşil olduğu için bu kaki green diye geçiyor. Güzel bir yeşil. Sunroof'u falan gördüğün gibi matla beraber belli oluyor. Veya bir tavan anteni. Ha çok güzel gibi. Odası ya. Böyle güzel belli oluyor. Çok iyi, çok iyi abi. Aşırı iyi olmuş. Yani
Arabanın şeyi değişti. Komple havası değişti. Bir de şöyle bir avantajımız var. Beyaz olmadığı için iç kapı döşemeleri falan buradan böyle füme göze batmıyor. Batmıyor. Çok oradan iyi. Yırttık. Şimdi beyaz olsaydı mesela evet. Oradan biraz dezavantajımız var. Doğru. O yüzden beyaz almadığın iyi olmuş. Güzel. Kazası belası kullan. Biz şimdi platformda ne fotoğraf çektik, ne video çektik, ne hiçbir şey çekmedik. Çok sevgili iyi. Alper Rende ailesine buradan sevgiler, selamlar. İşte daha Alper daha başarılı, daha böyle koşturarak mücadele verdiği bu YouTube yolunda daha da büyür. Daha böyle Q3'ler, Q4'ler, 5'ler, 7'ler, 8'ler katları zaman hızlı gelip geçiyor. Gerçekten ben de mutlu oluyorum. Çünkü sizler büyüyorsunuz, bizler de büyüyoruz. Yaş alıyoruz, geçip gidiyor ama ömür kendimize bir şeyler katıyoruz. Abi biz yaş alıyoruz da sen alıyor musun ondan emin değilim. Alıyorum. Nasıl alıyorum? Aldığımı gördüm. Koca koca çocuklarım olmuş. Alıyoruz yani. Abi eyvallah. Vallahi elinize sağlık. Çok sağ güzel abi. İşçilik yani. Kazası belası kullanma dileğiyle. Bizim sayfaya da kanala da selam olsun. Aynen. Sizin sayfaya da selam olsun. Mustafa abinin yani MG Garajı'nda kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. Hem böyle çok keyifli insanlar hem de gerçekten iyi insanlar. Abi rakip olacağım. İmprizörlük yapacağım. Mustafa Baran. Et Mustafa Baran Lee. Lee ama. Geliyorum. Şey diyeceğim. Bana benim arabamın olduğunu bile bilmiyordu insanlar. Bu videoda ilk defa görüyorlar muhtemelen. Bana hep şimdi şey yazdı. Abi sen ne ara araba aldığında kapısı hayırlı olsun falan işte yeni araban falan diye. Ben normalde böyle çok paylaşmayı etmeyi evet, çok aynen. sevmiyorum. Bizi etiketlemediğini anladık zaten. Yani böyle hani şey gibi olsun istemiyorum yani böyle gösteriş yapıyor gibi falan. Onu da şimdi burada söylemiş olayım. Mustafa abinin yani GMG Garaj'ın kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. Bütün linklerini ben aşağıya bırakıyorum. Benim adıma da teşekkür ederseniz çok mutlu olurum. Ben de teşekkür ediyorum. Abi valla ben bir şöyle bir içine falan da bir gireyim. Sen içine falan bir başlayayım arada. Platformu çevir Burak'cığım. Böyle her açıdan döne bir baksın. Döne baksın istersen. Baba Allah ne oluyor? Ha bu mu dönüyordu? Ben de sen dönüyorsun zannettim. Tamam. Büyüyünce Q5 olacak. Daha da büyüyünce Q7 olacak. Sonra Q8'de. Sonra RS8'de. Ya abi işte Q3'tür Q5'tir fark etmez. Ayağımızı yerden kesin yeter. Sen o kadar arabaların şeylerin içinde adamsın. Biliyorum sen kiralık bir araban var her yere onunla gidiyorsun. Önemli benim olan aynen. insanın ayağını yerden kesin yeterli yani. Öyle şeyde çok gözümüz yok zaten. Zenginliktedir arkadaşlar. Mutlu olduğun her an zengin. Aynen. Ben artık öyle bakıyorum hayata. Aynen öyle. Abi. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Zenginiz. Sağlığımız var mı? Zenginiz. Elhamdülillah. Çok şükür. Aynen öyle. Sevgiyle kalın. Ben de kaçıyorum. Hem kendi kanalıma hem de Alper Rene'nin kanalına. Hem buraya hem buraya. Hoşça kalın. Ben biraz arabayı izleyeceğim. Go hard. Go home. Go hard. Go hard. Go hard. Go home. Go hard. Go home. Go hard. Go hard. Go home. Touchdown like a end zone. When the circle turn the mic home. Can't get me out of my zone. Go hard, go hard, or go home. Go home, go hard, go go go, or go home. Yeah, these are championship rings on my hands now. Yeah. In my head I'm top 10, yeah that's hands down. Yeah. You a squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a Atari now. Call filling up, I need product again. Treat the business like a playground, might slide on you. Do me wrong, might slide on you. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. Go hard.